Merhaba sevgili öğrenciler, Forum Sınıfı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Ada Yayınları 2. Sınıf Türkçe ders kitabının 56, 57, 58, 59, 60, 61 ve 62. sayfalarını cevaplayacağız. Sayfa 56'dan başlayalım. Metnin başlığı size neler çağrıştırıyor? Metnin başlığı Nasrettin Hoca'nın köyünde geçen hikayeleri, Nasrettin Hoca'nın hayatının nerede geçtiğini çağrıştırıyor. Sayfa 59. Aşağıdaki kelimelerle anlamlarını eşleştiriniz. Yamaç, dağın veya tepenin herhangi bir yanı. Medrese, geçmiş dönemlerdeki eğitim kurumu, okul. Kerpiç, duvar örmek için kurutulmuş saman ve balçık karışımı, ilkel tuğla. Güleç, her zaman gülümseyen. Sayfa 60. Okuduğunuz metinden neler öğrendiniz? Sırasıyla arkadaşlarınıza anlatınız. Bu metin bir şiir mi, düz yazı mı hatırlayınız. Bu metin bir düz yazıdır. Metinden Nasrettin Hoca'nın çok sevildiği, saygı duyulup ölümsüzleştirildiği Hortu köyünde olduğunu öğrendim. Metnin resimlerini inceleyiniz. Resimler metindeki hangi anlatımları destekliyor anlatınız. Resimler metindeki anlamı desteklemektedir. Hortu köyüne yetişmeden Nasrettin Hoca'nın heykelinin olduğu, Hortu köyünün nerede olduğu, köyün insanların nasıl olduğunu gösteriyorlar. Yandaki resimdeki trafik levhası nereye gösteriyor? Resimdeki trafik levhası Hortu köyüne olan mesafeyi göstermektedir. Aşağıdaki işaret belli taşıt araçlarının park yerini belirtir. Bu işaretin anlamını arkadaşlarınızla konuşarak açıklayınız. İşaret engelli park yeri demektedir. Engelli bireylerin park edebileceği alanlardır. Sayfa 61. Metinde Nasrettin Hoca'nın hangi fıkrası hatırlatılmış? Resimlerden yararlanarak anlatınız. Metinde Nasrettin Hoca'nın parayı veren düdüğü çalar fıkrası hatırlatılmıştır. Sayfa 62. Metinde başka hangi özel adlar geçiyor? İlgili başlık altına yazınız. İnsan adı Nasrettin Hoca, Bozoğlan. Yerleşim yer adı Ankara, Eskişehir, Sivrihisar, Hortu Köyü. Aşağıdaki kelimelerle cümle oluşturunuz. Bu cümleleri satırlara yazınız. Nasrettin Hoca eşeğine ters binmiş, hoca parayı veren çocuğa düdük almış. Videomuzun sonuna geldik. Forum sınıfı takip ettiğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. İyi dersler dileriz.